Hadi gelin, düşük sodyumlu bir diyetteyken tüketmemiz gereken tuz miktarını düşünelim. Şuraya düşük sodyum diyeti yazayım. Yemekten hoşlandığım yiyecekleri ve bunların bir günde tüketmeme izin verilen miktara uyup uymadıklarını düşünelim. Eğer düşük sodyum diyetindeysem, sodyum miktarının yaklaşık günlük 1500 mg olması gerektiğini önceden konuşmuştuk. Ama unutmayın, bahsettiğimiz şey tuz değil, sodyum. Şimdi birkaç yiyeceği inceleyeceğiz. Bunların içinde ne kadar sodyum içerdiğini bulmak çok eğlenceli olur diye düşündüm. Evet. Hmm, neyle başlasak? Buldum. İlk önce en son yediğim şeyden başlayalım. Geçenlerde bir yolculuktaydım ve adam gibi yemek yemeye vaktim yoktu. Ben de büyük boy patates kızartması aldım. Hmm, çok severim. Şöyle çizeyim. Evet, benim güzel patates kızartmalarım. Hmm, hmm. Ah, şimdi nazım sulandı yine. Patates kızartmasını ketçapla yemeyi çok severim. O yüzden 5 paket ketçap da aldım. Oh oh oh. Hah, tamam ilk örneğimiz bu. Bir diğerine geçecek olursak yine çok sıklıkla ve özellikle de acelem varken çıkıp düzgün bir öğlen yemeği yemeye vaktim olmadığında tükettiğim bir yiyecek. Hazır erişte. Hani şöyle kap içinde oluyor ya. Kore usulü hazır erişte. Bunlardan daha önce yediyseniz biliyorsunuzdur. Kurutulmuş erişte. Sonra üstüne sıcak su eklersiniz. Hmm. Ne de güzel olur. Evet, bir kase hazır erişte. Tamam. Bunu da inceleyeceğiz. Evet, son yiyecek örneğimiz ikinci örneğimize benziyor. Genelde kolay yapılan bir şey bu. O yüzden sanırım sık sık tüketilir. Tencere içindeki suyu kaynatıp içine bir paket makarnayı ya da bu bahsettiğim Kore usulü eriştelerin paket halinde satılanları var. Onları atıp yapıp yemişsinizdir mutlaka. Bizim örneğimiz makarna yerine bu eriştelerin paket halinde satılanlarından olsun. Hem böylece ikinci ve üçüncü örnek arasındaki farkı daha güzel görürsünüz. Ayrıca ben erişte yemeği çok seviyorum. Of sanırım karnım acıktı sürekli aklıma erişte geliyor. Neyse tamam 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 yazıyorum. Evet bir paket erişte. Evet önümüzde bir paket erişte. Bir kase hazır erişte var. Ve ketçaplı patates kızartmalarım var. Günlük sınırımın 1500 miligram olduğunu da biliyorum. E ee, peki bu yiyecekler bana ne kadar yeterli olur? Şimdi tek tek inceleyelim. Üzerinde 5 paket ketçapla yediğim bu patates kızartmaları yaklaşık 900 miligram sodyum içeriyor. Bir kase hazır erişte yaklaşık 1200 miligram sodyum içeriyor. Uuu sodyum miktarı gittikçe yükseliyor. Bir paket eriştedeyse 1600 miligram sodyum vardır. Bu diyetimizde izin verilenden fazla. Hem de tüm gün içinde izin verilenden fazla. Düşünün ben bunu sadece öğle yemeği için yiyorum. Uff. Ben düşük sodyum diyetinde değilim ama ya bu diyette olsaydım nasıl başaracaktım bunu? Ben de bu diyete uygun olacağını düşündüğüm birkaç yiyecek seçtim. Örneğin fırında kızartılmış somon balığı. Çizelim. Fırında kızartılmış somon balığının yanında zeytinyağı ve frank soğanı yersem tükettiğim sodyum miktarı yalnızca 60 miligram oluyor. E, fena değil öyle değil mi? Diyelim ki ben bunu patatesle yemek istedim. Bunlar da benim fırında kızartılmış patateslerim. Fırında kızartılmış patateslere bayılıyorum. Fırında kızartılmış patateslerden aldığım sodyum miktarı da 7 miligramdır. 7 miligram sodyum. Patatesler muhteşem. Somon muhteşem. Ama ben sebze de seviyorum. Peki içine biraz kuşkonmaz koysan nasıl olur? Biraz fırında kızartılmış kuşkonmaz ve kızartılmış kuşkonmazların yanında mantar. Evet, mantar da ilave edelim. Of, of. Evet, bu yemek çok daha iyi görünmeye başladı. Yemek tarifi programı sunuyormuş gibi. <laughs> Yemeğime mantarlı kuşkonmaz eklediğimde 11 miligram sodyum daha almış oluyorum. Harika değil mi? Hatta sodyum miktarı iyi olduğu için tatlımızı da bu sayıma ekleyebiliriz. Evet. Evet bir de elma turtasını düşünelim. Elma turtası benim misafirlerimin ve benim vazgeçilmesimizdir. Bir de lezzetli yaparım ki, oh, oh sormayın. Peki ne kadar sodyum alıyoruz elmalı turtadan? Yaklaşık 16 mg sodyum. Şimdi bunların hepsini hesaplayacak olursak, toplama işlemini şu köşede yapayım. Evet hesaplarıma göre 60 artı 7 artı 11 artı 16 ve hesaplama sonucu 71 8 184 94 94 miligram sodyum oluyor. Günlük 1500 miligram sodyum sınırıma göre 94 miligram sodyum harika gayet iyi. E ee, ben gidip kendime şöyle güzel bir yemek hazırlayayım o zaman. Böyle bir videonun ardından. Ah, çok acıktım. Hadi siz de yemeğe. Afiyet olsun.